Yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Başak. Başlıktan da gördüğünüz gibi bugün size custom content nedir? Alpha ve Maxis Match custom content arasındaki farklar nelerdir? Bozuk custom contentleri nasıl silebiliriz? Onları göstermeye çalışacağım. İlk olarak Alpha ve Maxis Match custom content nedir? Onu açıklamak istiyorum. Alpha custom content gördüğünüz gibi gerçekçi duran ama oyunun grafikleriyle pek uyumlu olmayan custom contentleri deniyor. Mesela ekranda gördüğünüz bu site ne kadar gerçekçi olsa da oyunun grafikleriyle uyum sağlamıyor. Mesela buraya bakarsak da gördüğünüz gibi sağ tarafta Maxis Match custom contentler kullanılmış, sol tarafta ise Alpha custom contentler kullanılmış. Aradaki farkı daha iyi anlayabilmişsinizdir umarım. Gördüğünüz gibi birçok örnek var. Burada da Maxis Match custom contentleri görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi oyunun grafikleriyle uyumlu olan, zaten yapılırken oyunda bulunan saçların ya da kıyafetlerin üstünde oynamalar yapılarak yaratılan custom contentlere deniyor. Gösterdiğim örneklerle beraber daha iyi anlamışsınızdır umarım. Ben de oyunu oynarken ve kanalımda Maxis Match custom contentleri kullanmayı seviyorum. Çünkü oyunun grafikleriyle bütünlük sağlıyor. Aralarındaki farkı açıklayabildiysem, custom contentler nasıl indirilir, nasıl yüklenir o kısma geçmek istiyorum. Gördüğünüz gibi burada bir custom content paketi yapmışlar. Elbiseler, saçlar vesaire hepsi var. Ben genelde custom contentlerimi ya YouTube videolarından, diğer YouTuberların yaptığı videolardan ya da Tumblr'dan buluyorum. Tumblr'da bulurken de arama yerine Sims 4 Maxis Match custom content yazıyorum. Custom content yerine CC yazabilirsiniz, yani CC. O şekilde de bulabilirsiniz. Bir de önceki videolarda da bahsettiğim gibi Discord kanalımız var. Orada da custom content linklerini paylaştığımız bir kanal var. O kanalda da Discord kanalında bulunan arkadaşlarımız beğendiği custom contentleri, güzel custom content yapan Tumblr kullanıcıların adını bizlerle paylaşıyor. Orada da bulabiliyoruz. Şimdi ben örnek göstermek için bu takımı indireceğim. Nasıl yüklediğimi göstereceğim. Gördüğünüz gibi yüklensin. Elbiselerin adı var, saçların adı var. Hepsini indirmek zorunda değilsiniz. Burada teker teker linkleri var. Zaten bunların hepsi bende yüklü ama yine de size göstereceğim. Şu elbiseyi indiriyorum. Sanırım bu. İniyor. Evet, inmesi tamamlandı. Gördüğünüz gibi şu an bilgisayarımızda bulunuyor. Biz bunu kopyalayıp belgelerden Electronic Arts Sims 4 klasörüne gelip Mood klasörüne tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi benim burada da custom contentlerim var. Şöyle bir klasör sizde de olmalı. Onun içine tıklayıp buraya atıyoruz. Gördüğünüz gibi şu an yüklendi. Size de bir önerim var. Mesela ben Muhteşem Genetik Özellikleri Challenge serimde düğün yaptığım için bu şekilde bir klasör oluşturmuşum. Ya da bu iki şekilde. Bunları genelde düğünle ilgili işim bittiğinde silebiliyorum. Eğer siz de genel olarak saçlar, kıyafetler ve benzeri şekilde klasörlere ayırırsanız rahat edersiniz. Custom content'imizi yükledik. Şimdi de oyuna girip bozuk custom content'lerden nasıl kurtulabiliriz onu göstermek istiyorum sizlere. Oyuna girmeden önce mutlaka The Sims 4 Tray Importer uygulamasını indirmek zorundasınız. Bu uygulamanın linkini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan indirebilirsiniz. Kurulumunu şu an göstermiyorum. Zaten kolay bir kurulumum var. Genelde her şey next 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 deyince oluyor. Eğer kurulumla ilgili sıkıntınız olursa yorumlardan ya da Discord kanalından gelip bana ulaşabilirsiniz. Şimdi oyuna geçiyorum. Evet arkadaşlar, oyuna geldik. Deminden beri bozuk custom content arıyorum. Çünkü genelde ben bozuk custom contentleri temizliyorum. Gördüğünüz gibi bu kız çocuğumuzda saçları çok normal gözüküyor. Ama bu sete tıkladığımızda bir sorun var. Demek ki ya oyunun sürümüyle uyumlu değil ya da farklı renkler gördüğümüz için asıl custom content'i indirmemişim, bilemiyorum. Ama bir bozukluk var. Hemen burada rastgele bir şekilde çocuğumuzun özelliklerini kaydediyoruz. Sonra buradan kendi galerimize çocuğumuzu kaydediyoruz. Hemen oyundan çıkış yapıyorum. Evet arkadaşlar, az önce bahsettiğim The Sims 4 Tray Importer uygulamasına girdim. Burada az önce kaydettiğimiz simimiz gözüküyor. Diyorum ki yükleniyor daha. Evet, gördüğünüz gibi gözüküyor bozuk bir şekilde. Eğer sizde galerinize kaydettiğiniz simler bu şekilde gözükmüyorsa büyük ihtimal ayarlara girmeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi belgelerimizin kaydedildiği yeri seçmişiz. Doğru yerdeyiz. Custom Content'e tıkladığımda bozuk olan Custom Content'i burada görüyoruz. Zaten kendisini de kırmızı bir şekilde belli ediyor. Ama diyelim bozuk olmayan bir Custom Content var, artık kullanmak istemiyorsunuz. Onu da aynı şekilde siminize giydirip galeriye kaydedip paylaşabilirsiniz. Mesela kızımıza giydirdiğimiz tişört de burada gözüküyor. Onun dışında bu uygulama ile ilgili bir özellik daha var. Mesela ben de anlayabilici yapmıştım, biliyorsunuz bunu da. Tray dosyasını kaydetmek istiyorsam, eğer bu seçeneğe tıklarsam Danla'nın tray dosyaları kaydoluyor. Eğer custom content ile kaydet diyorsam, Danla'nın tray dosyalarının yanında
Danla'yı giydirirken kullandığım tüm custom kontentler karşımıza çıkıyor. Diyebilirsiniz bu niye turuncu? Turuncu olanlar da arkadaşlar şuradan da görebilirsiniz. İki kez kullanılmış custom kontentleri. Yani iki kez kullanılmış derken kaydettiğimi unutup indirip bir daha kaydettiğim custom kontentleri turuncu gösteriyor. Şu şekilde kırmızı indirilmemiş. Yani ben de şu az önceki custom kontentle bir sorun var. Büyük ihtimal asıl saçı indirmemişim. Bu şekilde seçenekler var. Hepsine bakabilirsiniz açıklamalarına. Şimdi bu custom kontenti silmek istiyorum. Hemen diyorum ki bunu klasörde göster. Gördüğünüz gibi burada duruyor. Hemen siliyorum. Şu an silindi custom kontentimiz. Aynı şekilde bu evde benim mükemmel genetik özellikleri challenge serisi için düzenlediğim ev. Bu evin trade dosyasını size paylaşmak istediğimde şu şekilde kaydet diyorum. Ve bu seçenekle beraber evin trade dosyalarını kaydedip zip dosyasına paylaşabiliyorum. Evet, bu video buraya kadardı. Dediğim gibi eğer bir sorunuz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Benimle daha hızlı bir şekilde iletişime geçmek içinse Discord kanalımıza gelebilirsiniz. Bu videoyu yorumlarda bir takipçim istediği için yaptım. Eğer sizin de Sims ile ilgili merak ettiğiniz, aklınıza takılan sorunlar varsa elimden geldiğince video çekip size yardımcı olmayı çok isterim. Gelecek videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.